Tekrar merhaba arkadaşlar. Geyimizin 3. gövde videosuyla devam ediyoruz. Geçen bölümde bacaklarımızı eklemiştik ve bir sıra örmüştük. Bir sıra dediğimiz bu karın altındaki beyazdan sonra ten rengine geçmiştik. Burası bir sıra oluyor arkadaşlar. Ve yanlardan, bacağımızın yanından, aradan kesmeler yapmıştık. Şimdi ikinci sıramızdayız. İkinci sıramızda sadece ön ve arka bacak arasından kesmeler yapacağız. Aynı doruda olduğu gibi. Şimdi arka bacak arasındayız. Oraya kadar düz öreceğim. 2 tane ördüm. Devam ediyorum. 3 4 5 24 25 26 Evet, 26 tane sık iğnemi yaptım. Şimdi İki tane yan yana olanı, biri karın altına denk geliyor, biri bacak alda. Bu ikisini kesiyorum, yani azalttım. Yeniden devam ediyoruz. 1 2 3 4 tane düz ördüm. Yeniden 2 tane kesiyorum. 2 şekilde kesimi yaptım. Yeniden öne kadar bütün sık iğnelerime tek batıyorum. Bu şekilde devam edelim. Evet, 64 tane sık iğne ördüm arkadaşlar. Arkada kalmıştık. Arkadan hepsine tek battım. Ön bacağımdayım. Buraya kadar 64 sık iğne ördüm. Şimdi bacak aramdayım yine. Bir kahve, bir beyaz var. Bunlardan yine bir kahveden bir beyazdan aldım. Fakat beyazla geçiş yapacağım. Beyazı arkaya şöyle tutturalım. Gergin olsun. Şöyle tutturdum. Ve beyazla geçiş yaptım. Arkadan da kahveyi çekiyorum. Sıkılaştırdım. Şimdi 4 tane sık iğneyi tek batıyorum beyazla. 1 2 3 ve 4. Dördüncü beyazımı yine kahvemi alıyorum, ten rengimi. Kahveli renk geçiş yapıyorum. Bu şekilde 4 tane beyaz yapmış olduk. Şimdi bir beyazdan bir hemen yanındaki kahveden alıyorum. Bunları azaltmış olduk. Kestim yani. Bu şekilde buradaki kesmemizi tamamladık. Şimdi sıra sonuna kadar hepsine tek batacağız. Bu şekilde arkadaşlar. Arada 4 tane beyaz oldu. Evet, hepsine tek batalım.
Evet, öndeki kesimizden sonra 35 tane daha sık iğne ördüm. Hepsine tek battım. İkinci sıramızı bitirdik. Ve 137 tane sık iğnemiz oldu. Şimdi üçüncü sıramızdayız. Yine arkaya gelene kadar düz öreceğiz. Evet, 25 tane sık iğneye tek battım. Arka bacağım araya geldik. Ve burada şimdi tam bu bacak arasında kesme yapacağız. Bir tane tek katı aldım. Ortadakini atlıyorum. Yanındakini sık iğneden de önden aldım. Ve azaltma yaptım. Ortadakini atladığım için burada iki tane azalma olmuş oldu. Üç tane tek batıyorum. Bir, iki. İki tane sık iğne yine tek battım. Buradaki yine üç taneyi keseceğiz. Ortadakini atlıyorum. Bir tek katı aldım. Ortadakini atlıyorum. Yanındaki tek kattan aldım. Ve burada bir azaltma yaptık. Ortadakini atladığımız için yine burada iki tane azalmış oldu. Yani dört tane eksilme oldu. Sadece burada bir eksiltme yapıyoruz. Diğerlerin hepsine tek batıyoruz. Öndeki bacak arasında kesme yapmayacağız. Arttırma yapacağız. Şimdi oraya kadar hepsine tek batalım. Evet, bacak arasındaki kesmeden sonra 61 tane sık iğne ördüm. 62.yi de renk geçişi yapacağım. 62. battım. Bu şekil beyaz ip ile geçiş yapıyorum. Şöyle elimle biraz tutturuyorum. Gergin olmasın diye. Evet, ve beyazla geçiş yaptım. Kahveyi de arkadan çekiyorum. Sık olsun diye. Şimdi hemen birinciye bir tane sık iğne yaptım. Ortada 4 tane beyaz vardı. Birinciye tek battım. Ortadaki 2 tane çift batıyorum. Burada 2 tane artmış oldu. 1. Birinciyi arttırmam. İkinciyi arttırmam. Evet, 2 tane arttırdım. Şu şekilde ışığımı da yakalayabilirsem. Parlıyor çünkü beyazda. Tek kalanı da yine tek sık iğne yapıyorum. Ama renk geçişi yapıyoruz. Kahveyle kapatacağız. Evet, bu şekilde geçişimizi yaptık. Sıra sonuna kadar şimdi bütün sık iğnelerimize tek batacağız. Evet. Dediğim gibi benek yapmak istemeyenler burayı yine burada arttırma yapacaksınız. Tam ortada sadece kahve olarak göreceksiniz. Benek yapmayacaksınız. Mesela doru at ördüğünüzde de yine orayı tam ortada iki tane arttırma yapacaksınız. Sadece beyazı örmemiş olacaksınız arkadaşlar. Ve şimdi sıra sonuna kadar hepsine tek batalım. Evet, gövdemizdeki üçüncü sıramızı da bitirdik arkadaşlar. Toplam sayımız 135. Şimdi dördüncü sıramızdayız. Yine arkaya kadar düz örüyoruz.
Arkada tekrar aynı şekilde kesme yapacağız. Son kesme arkamızda. Evet, arka bacağıma araya kadar 24 tane sık iğne ördüm. Bacak aramda bu şekilde tam ortada 2 tane var. Şuradaki 3 taneyi deminki gibi ortadakini atlayarak bir bacaktan bir gövdeden alıyorum. Bu son zaten. Artık kesecek zaten sayımız kalmadı. Bunları bu şekilde azalttık. Bir tanesi arada kaldı. O yüzden 2 tane azalmış oldu. Şimdi hemen tekrar aynısını yapıyoruz. Burada yine 3 tane belli zaten. Bir bacak arasından bir bacaktan alıyoruz. Ortadakini atlıyorum. Birer katlarını aldım. Evet, aramızı bu şekilde bacak aramızı üçgen bir şekilde sıfırlamış olduk. Şimdi ön bacak aramıza kadar hepsine tek sık iğne olarak devam ediyoruz. Evet, arka bacaktan itibaren 62 tane sık iğneyi ördüm. 63.'ye yine sık iğneyi batıp çıktım. Beyazla geçiş yapacağız. Renk geçişi. Şöyle arkadan tutturuyorum. Elimle şu şekilde tutturup biraz gevşek olsun istiyorum. Kahveyi de iyice çektim. İpimi, kahve ipimi. Bir tane sık iğne yaptım. İkinci tek battım. İki tane tek, bir çift yapıyorum. Aradakine bir tek. Tekrar bir çift. Zaten çiftlerin içine yapmış oluyoruz. Arttırmalarımızı bu şekilde. Işık parladığı için çok net görünmüyor arkadaşlar. Şöyle yer aradım ama bulamadım. Ve son kalan beyazıma da yine tek batıyorum. Ve bunu da kahveyle geçiş yapacağım. Evet, renk geçiş yaptık. Şimdi yine bitme yerine kadar hepsine tek batıyoruz. İplerimizi arkadan güzel çekelim. Evet, bu şekilde önümüzdeki beneğimizi büyütmeye başladık. Sıra sona kadar hepsine tek batalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, dördüncü sıramızı da bitirdik. Ve toplamda 133 tane sayımız oldu. Şimdi 5. sıramızda yine de öne gelene kadar hepsine tek batıyoruz. Artık arkada kesme yapmıyoruz. Düz öreceğiz. Önde de benek kısmında yine bir son arttırmamızı yapacağız. Oraya gelene kadar hepsine tek batalım. Evet, başlama yerinden itibaren 88 tane sık iğneye tek battım. 5. sıradaydık. Ve 89.'ya da renk geçişi yapacağız yine. Normal batıyorum. Bakıp çıktım. Fakat kahveyle değil de beyazla kapatacağız. Renk geçişi yapacağız. Gergin olmasın diye şöyle bir tutturuyorum oraya.
Yoksa büzülür arkadaşlar. Evet, şimdi kahveyi çekiyorum arkadan. İlk ilmeğime tek batıyorum beyaza. Burada kahveyi arkadan çekiyorum. Evet, bu şekilde aradaki beyaza geldik. Bir tane tek battım beyazdan. Bir çift batıyorum. İki taneye tek batıyorum, iki sık iğne. İki tane düz ördüm. Yine bir çift. Bir tek battım. Yine bir çift. Toplamda 3 tane arttırma yaptım. Son arttırma bu. Benimdeki son arttırma. Ve son kalan tek olana da tek sık iğne yaptım. Ve renk geçişi yapacağız. Kahveyle kapatacağım. Evet, bu şekilde beyazı da çekiyoruz. Sıkılıyoruz. Ve hemen yanındakini normal sık iğne yaparak devam ediyoruz. Evet, bu şekilde. Ve buradaki beneğimiz 11 tane sık iğne oldu. 2, 4, 6, 8, 10, 11 tane oldu. Şimdi bundan sonra artık burada arttırma yapmayacağız. Biraz düz örüp sonra kesmelere başlayacağız. Şimdi sıra sonuna kadar hepsine tek batıyoruz. Evet, 5. sıramızda bitirdik. Ve önde 3 tane arttırma yaptığımız için toplam sayımız 136 oldu arkadaşlar. Şimdi bundan sonra 5 sıra eksiltme arttırma yapmadan düz öreceğiz. Evet arkadaşlar, gövdemizde 5 sıra eksiltme arttırma yapmadan düz ördüm. Şimdi tekrar başlama yerimizden itibaren düz örüyoruz. Bütün sık iğneleri tek batıp düz ördük. Bu şekilde buraya kadar düz geliyoruz. Beneğimize geldik. Son sık iğnemi beyazla yine geçiş yapıyorum. Evet, beyazla geçtim. Buraya sıkış yapıyorum. Arkadan da kahveyi sıkılaştıracağım. Bakın bu ne kadar sıkı da yapsam bırakmaya başladı. Çünkü karşı taraftan kendini bırakıyor çünkü. Karşı iplerden. Evet, beneğimde 3 tane beyaz ördüm arkadaşlar. 3 tane sık iğne ördüm. Şimdi bir tane azaltıyorum. Bir tane tek batıyorum. Tek sık iğne yaptım. Bir tane tekrar kestim. Yani azalttım. Evet, iki tane azaltmış olduk. Geri kalan 3 taneye tek batıyorum. 1, 2 ve son beyazıma da yine kahveyle geçiş yapacağım. Onunla kapatacağım. Arkadan da ipimi çekiyorum ki gergin olmasın.
Beyazımı çekiyorum. İplerimiz gergin olması, gergin pardon, sıkış olsunlar, bırakmasınlar kendini. Evet, şimdi tekrar sıra sona kadar hepsine tek batıyoruz. Evet, burası bizim 11. sıramızdı. 12. sıramızda da eksiltme arttırma yapmadan yine düz öreceğiz. Evet arkadaşlar, 12. sıramızda eksiltme arttırma yapmadan düz ördük ve toplam 134 tane sık iğnemiz var. 12. sıramızı dediğim gibi ten yerini geçtikten sonraki yerimiz 2, 4, 6, 8, 10, 12. Şimdi artık kesmelerimize başlıyoruz. Yani gövdemizi toparlayacağız. Boyuna doğru keseceğiz. Şimdi bunun için aynı doğru da inekte olduğu gibi gövdeyi 4 parçaya bölüyoruz. Arka, ön olmak şeklinde. Şuradaki yerimizi takip ediyorum. Bu zaten bizim başlangıç yerimiz. Diğerlerinde yine şu arada 20 tane kalacak şekilde ayarlayın. Arada 20 sık iğne var. Şimdi buradan bu tarafa saydım. Arka bacağımdan 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. 20 ve 21. arası 20 belirledim. Diğer tarafta aynı. Buradaki bacak hizamı takip ettim. Bacakla gövde arasındaki hizamı. Ondan sonra 20 taktım. Bu tarafa tekrar 20 saydım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Burası da 20. Burası da 20. Diğer tarafları saymaya gerek yok. Artık orası çok da önemli değil. Şimdi buradan sonra artık kesmeyle başlıyoruz bu sıramızda. Bir tane azalttım. 6 tane tek batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane. Evet, şöyle. Yine bir tane azalttım. 6 tane tek batıyoruz. 2, 3, 4, 5, 6. Yine bir tane azaltıyorum. Bu şekilde işaretli yerimize kadar hepsini aynı şekilde kesiyoruz. Bir kez 6 ör, bir kez 6 ör. Pembe ipimizin olduğu yere kadar aynı şekilde keseceğiz. Evet, en sondaki 7 tane kalıyor arkadaşlar. Onu 7 tane örüyoruz ve bir tane tekrar azaltarak arkadaki kesmemizi bitirdik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane kesme yapmışız. Şimdi aradaki yeri 20 tane hepsine tek batıyoruz. 20 sık iğne öreceğiz. 1, 2, 3. Evet, 20 tane düz ördük ara yeri. Şimdi bu ön taraftayız. Ön bacağımızda. Yine bir tane azaltıyoruz. 6 tane tek batıyoruz. 2, 3, 4,
5, 6. Bir tane azaltıyoruz. Burada şimdi geçiş yerine denk geldiği için burayı düz öreceğim. Çünkü zaten ben elimizin içerisinde kesme yapacağız. Oraya kadar düz örüyoruz. 8 tane kaldı burada. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.ye beyazla geçiş yapıyoruz. Kahveyi de güzel çekelim sıkıca. Şimdi beyaza geç, beyaz beneğimizi öreceğiz. 2 tane sık iğne yapalım. 1, 2, 1 tane azaltıyorum. 1 tane tek battım. Yine 1 tane azaltıyorum. Bu şekilde. Ve 2 tane tek kaldı. Onlara tek batıyoruz. 1, 2. İkinciyi kahveyle geçiş yapıyoruz. Beyazı güzel sıkılayalım. Şimdi bir tane ördüm. 6 tane toplam öreceğim. Kahveyle. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane kahveyle düz ördüm. Yine bir tane azaltıyorum. 6 tane tek batıyoruz. 2, 3, 4, 5, 6. Ve son kalan 2 taneyi de yine azaltıyoruz. Evet, şimdi arada kalan 20 taneyi yine hepsine tek batıyoruz, düz öreceğiz. Evet, 20 tane düz de ördük ve 13. sıramızı bitirdik. Arkada 7 tane, önde 6 tane kesme yaptık. Toplam 13 tane kesme oldu. Ve 121 tane sayımız kaldı. Şimdi bir sıra eksiltme, arttırma yapmadan düz öreceğiz. Evet, 14. sıramızı eksiltme, arttırma yapmadan düz ördük. Bu arada 12. sırayı arkadaşlar, araları 20 demiştim. Arka ve önü söylemedim. O yüzden sayı ila sayıyla öğren arkadaşlarımız var. Onlar için tekrar 12. sırayı söyleyeyim. Şu işaretli yerimizden itibaren arka, biliyorsunuz. Buradan diğer ki bacağıma arası 51. Arka 51, arası 20, ön bacak ve arka bacak arası 20, tekrar önü diğer ki bacağın arası da 43, burası da 43, dönüyoruz ve diğer aramız bacak arası da 20.
Bu şekilde ondan sonra kesmelerimizi yapıyoruz. 13. sırayı 14'e düz ördük. Şimdi 15. sıramızdayız. Yine kesmeye devam edeceğiz. Evet, 15. sıramızı yine azaltmayla başlıyoruz. Bir tane azalttım. 5 tane tek batıyoruz. 2 3 4 5 5 tane tek battım. Gündüz olduğu için ışık kötü. Gece ayrı çektim arkadaşlar. Gündüz ayrı çekiyorum. Çünkü gövde çok vakit alıyor. Şimdi bir tane kestim tekrar. 5 tane tek. İşaret diğerimize kadar. Bir kesiyoruz. 5 örüyoruz. Bir kes 5 ör. En sondaki kesmede tabii tam 5 kalmıyor. Oraya kadar aynı devam edelim. Evet, en son yine 5 ördüm. 5 kaldı. 1 kesiyorum. Evet, arkamızı kesmeyi bitirdik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane yine kesme yaptım. Ara yeri yine 20 tane düz örüyoruz. Evet, 20 tane sık iğnemizi hepsine tek battık. Öndeyiz. Öndeki kesimimizi yapacağız. Bir tane azalttım. 5 tane tek batıyorum. 1 2 3 4 5 1 tane kestim. Şimdi arada benekte keseceğim için bu arayı düz örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 tane tek battım ve beyaza geçiyorum. Arkadan ipimizi hep sıkıca çekelim. Yine ne kadar sıkışı yapsak kendini bir süre sonra bırakıyor arkadaşlar. Evet. Beyaza geçtik. Beneğimizde beyazdan bir tane sık iğne örüyorum. Bir tane azaltıyorum. Bir tane tek battım. Bir sık iğne ördüm. Bir kez. Bir tane kesiyorum demiştim. Bir tane yine tek kalan beyaza tek battık. Kahveyle geçiş yapıyoruz. Beneğimizde iki tane kesme yaptık. Evet, bu şekilde. Şurada renk karıştı. 2, 4, 5 tane sık iğnemiz kaldı. Beyazımızda. Şimdi şurada bir kesince 2, 4, 5 bir buradan keseceğiz. 3, 5 tane tek batalım. 2, 3 4 5 tane kahveyi düz ördüm. Bir kesiyorum.
5 tane tekrar düzürüyoruz. 2 3 4 5 ve yine bir tane kesiyoruz. Şimdi burada yine 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 tane önde de kesme yaptık. Yine arayı 20 tane sık iğneyle hepsini tek batıyoruz. Şimdi bundan sonraki sıramızda yine düz öreceğiz. 7 arkada, 6 önde. Yine aynı şekilde 13 tane kesme yaptık. Evet, 15. sıramızda 108 tane sık iğnemiz kalmıştı. 16. sırayı düz ördük. Yine 108 tane sık iğnemiz vardı. Artık bu öndeki işaretlerimizi çıkaracağız. Bir daha önde kesme yapmayacağız. Sadece şu beneği bu sırada benekte yine bir son kesmemizi yapacağız, bırakacağız. Ve arkamızda kesmelerimize devam ediyoruz. Şimdi işareti yukarıya aldım. 17. sıraya başlıyoruz. Bir tane azalttık. Dört tane tek batıyoruz. Her sıra 6, 5, 4 diye devam ediyor. 5, 4, 3, 2, 1 sıfırlanana kadar keseceğiz. Evet, bir kestim, 4 ördüm. Bir kes. Bir kestik, 4 ör. İşaretli yerimize kadar tekrar yapıyoruz. Bir kez 4 ör şeklinde. Evet, en sonda 3 tane kaldı arkadaşlar. 3 kesip, pardon, 3 ör, 1 kes diyoruz. Ve bu tarafa doğru gittiğince son kesmeler azalacak. Onlar 4 iken 3 kaldı. Bir dahakine 2 kalacak bu şekilde. Şimdi arkamızı kesmemizi bitirdik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane yine kesme yaptık. Yine ara yerimizi düzürüyoruz. Öndeki beneğe kadar hepsini tek batıyoruz. Evet, beneğime kadar düz ördüm. Şimdi geçiş yapacağım. Son ilmeğimi bırakmıştım ve beyazla geçiş yapıyorum. Kahveyle çekelim arkadan. Şimdi bir tane tek batıyoruz. Bir sık iğne yaptım. Ortadaki 3 taneyi keseceğim. 3'ünü bir 3 katı alıyorum. 1 2 3. 3 katı aldım. 3'ünü bir kestim. Tek kalanı yine bir tane sık iğne yapıyorum. Evet. Ve burada 3 tane sık iğnem kaldı. Ve beneğimi bitirdim arkadaşlar. Şurada geçiş yapıyoruz. Renk geçiş yapacağız. Beneğimizi. Ve ipimizi düğüm atıp koparacağız arkadaşlar. Evet, bu şekilde arkalarda şöyle çekelim. Ve beneğimizi bitirdik. İpimizi dediğim gibi düğümleyeceğiz.
kestiğim ve düğüm atacağım. Bundan sonra ön tarafı hep düz öreceğiz. Arkada kesme yapacağız. Boyun kısmını yapana kadar ön kısmı düz örülecek. Evet, şimdi kaldığımız yerden devam edelim kesmemizi. Şimdi burası düz örüyorduk. Sıra sonuna kadar düz öreceğiz. Evet arkadaşlar, 17. sıramızda toplam 9 tane kesme yaptık. 7 tane arkada, 2 tane de benekten eksildi. Ve 99 tane sayımız kaldı. 18. sıramızı yine düz öreceğiz. Eksiltme artırma yapmadan. Ve ondan sonra bir dahaki videoda devam edeceğiz. Çünkü süremiz aşınca videolar yüklenmiyor. O yüzden burada videomuzu bitiriyoruz. 4. videodan devam edeceğiz. Zaten bayağı bitirdik. Bundan sonra 4'te kalmıştık. Düz ördükten sonra bir kez 3 ör, bir kez 3 ör. Yine düz öreceğiz. Bir kez 2 ör. Bu şekilde 2, 3, 2, 1 veya beni bekleyin. Öyle devam ederiz beraber. Bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Evet, bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.